Şimdi önce çilekleri ayıklamakla başlayayım. Küçük boy çilekleriniz varsa onları bütün olarak tutun. Eğer çok büyüklerse iki parçaya bölebilirsiniz. Crumble'ın en önemli özelliklerinden biri bol miktarda meyve kullanmak. Üzerindeki hazırlayacağımız crumble çok az miktarda gelecek. Dolayısıyla bol meyveli, daha az hamurlu bir tatlı tarifi bu. Evet, çileklerin hepsini, büyük olanları ortadan dörde, küçükleri ikiye böldüm. En minikleri olduğu gibi bıraktım. Şimdi bunların içine çok az miktarda, bir 30 gram kadar esmer şeker döküyorum. Pişme esnasında biraz suyunu salacağı için bir miktar mısır nişastası koyuyorum. Bir iki damla taze limon suyu da sıkacağım. Bütün malzeme tam olarak karıştı, harmanlandı. Şimdi pişireceğim. Crumble pişireceğim kabı aldım. Bunun en altına kullanacağım tereyağından bir parça alıp her tarafını yağlıyorum. Ve daha sonra ayıkladığım çilekleri kaba döküyorum. Evet, şimdi kabı bir kenara alıyorum. Crumble'ın içerisinde kullanacağım 100 gram Antep fıstığını bıçakla iri parçalara bölüyorum. Büyükçe bir kap alıyorum. Önce fıstıkları koyuyorum. Fıstıklardan sonra 120 gram esmer şeker. Crumble tutturması çok kolay bir tatlı. Bir kek gibi çok da fazla büyük bir kimyaya ihtiyacı yok. Daha böyle bir ıslak kum, iri parçalar halinde bir dokuda olması gerekiyor. Bunun için de en önemli etken kullanacağınız tereyağının son derece soğuk olması. Şimdi 100 gram Antep fıstığı ekledim. 120 gram şeker var, esmer şeker. 120 gram yulaf. Tarçın ilave ediyorum, 10 gram kadar. Tarçını çok kaldıracaktır bu tatlı. 180 gram un var. Bütün bu malzemeleri ekledikten sonra bir miktar tuz ilave ediyorum. Güzel bir lezzet katacak. Son olarak bütün bu kuru malzemeler karışıyor. Tereyağını ilave ediyorum. Dediğim gibi tereyağı çok soğuk olacak. İri küpler halinde kestim. 150 gram tereyağını. Şimdi elimle parçalayıp içindeki katı malzemeyi buluyorum. Crumble'ın üst malzemesi hazır. Şimdi bunu üzerine dökmeden önce küçük püf noktası daha göstermek istiyorum. Daha önce bahsetmiştim size. Çileklerin içinde nişasta var. Pişme esnasında suyunu salacağı için onu bir miktar emsin diye. Bunun içine hazırladığım crumble'dan iki kaşık daha koymak istiyorum. Ve bu şekilde karıştıracağım. Bunu yapmamdaki amaç hem iki lezzeti birbirine birleştirmek hem de yine aynı şekilde yine bir miktar su bırakacaksa çilekler içerisindeki crumble'la da bütünleşmesi. Şimdi geri kalan malzemeyi bütün çileğin üzerine döküyorum. Eşit miktarda yaydıktan sonra her tarafa da yaymayacağım. Kenarlarda biraz çileklerin gözükmesini istiyorum. Hem de pişme esnasında o küçük fokurtuları göreceğiz. Bir miktar sular orada da birikecek. Son derece lezzetli bir tatlı olacak. 180 derecede üzeri pembeleşinceye kadar yaklaşık yarım saat kadar pişirmeye alıyorum şimdi.